Çanakkale Savaşları'nda şehit olan 276 Hataylı'nın ismi Amanos Dağları'nda dikilen fidanlarda yaşatılacak. Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Özer, Seyit Ahmet Sılay tarafından yayınlanan Allah'a ısmarladık Şehit Teğmen İbrahim Naci'nin günlüğü kitabındaki "Şimdi düşünüyorum, şehit olursam ben de mi böyle solgun yapraklı birkaç kel ağacın dibine gömülüp terk edileceğim" dizelerinden yola çıkarak Çanakkale Savaşları'nda şehit düşen Hataylı ecdadı için bir şeyler yapmak istedi. Kurumlar arasındaki iletişimleri kuran Mustafa Özer, okulların ve üniversitenin katılımıyla Hatay'ın Belen ilçesinde 276 fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Öğrencilerin, öğretmenlerin, askerlerin fidan diktikleri etkinlikte ilçe jandarma komutanlığından jandarma astsubay Uğur Ateş, Çanakkale Savaşı ile ilgili bilgiler aktardı. 18 Mart 1915 tarihinde İngiliz ve Fransızlar 16 harp gemisiyle büyük bir hücum başlattı. 3 gemisi sulara gömülen düşman donanması geri çekilmek zorunda kaldı. Bu nedenle her yılın takvimi 18 Mart'ı gösterdiğinde Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü olarak kutlamaktayız. Belen ilçe müftüsü Mehmet Doğru ise fidanların dikimi öncesi dua etti. Yapılan duada şehitlere rahmet okundu. Hayırlara vesile eyle. Aziz vatan toprağı için şehit olan şehitlerimizin şefaatini nail eyle. Sen Hazreti Peygamber'in diliyle söylüyorsun ki nasip ol yeser eyle Allah'ın. İlahi ya Rabbel Alemin. Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Özer, şehit isimlerine fidanlar dikilmesi projesiyle ilgili bilgiler vererek şöyle konuştu. Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği olarak Hatay'ın Belen ilçesinde Çanakkale Şehitler Anısına, Hatay nüfusuna kayıtlı 276 şehidimizin anısına bir etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinliğimiz 2018 yılında Mart ayında TRT1'de yayınlanan gündem dışı programına katılan Seyit Ahmet Sılay'ın konuk olduğu Çanakkale Müzeleri'nin tarihçisi ve koleksiyoncusunun. Orada bir şehitlerimizi anarken dedi ki şehitlerimiz unutulmak istemez dedi. Onlar arasında dedi her yılda dedi Çanakkale şehitlerinin yaşatılması için onların parklarımıza, bahçelerimize, ormanlık alanlarımıza fidan dikim etkinliği yapılması ve bu bilgilerin de Milli Savunma Bakanlığı'nın lodumlu arşivinden temin edilebileceğini kendisi iletti. Biz de bu fikirden yol alarak geçen sene Milli Savunma Bakanlığı'na Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği olarak bir dilekçe yazdık. Verilen cevapta Hatay il nüfusuna kayıtlı 276 tane şehit bilgisi olduğunu ve ancak devam eden arşiv çalışmaları bulunduğunu, rakamların güncellendiğini bilgisi verdiler. Biz de 2018 Mart ayında yazmış olduğumuz gelen cevabı istinaden 276 şehit anısına bir hatıra ormanı gerçekleştirmek için bir burada fidan dikim etkinliği düzenledik. İlerleyen zamanlarda bu fidanlarımızın bakımını takip edeceğiz. Bunların büyümesi, yaşatması için dernek olarak Orman İşletme Şefliği ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapacağız. Daha sonra bu tekrardan Milli Savunma Bakanlığı'ndan güncel bilgi isteyip şehitlerimizin isimlerini künyeleriyle beraber her fidanı asacağız. Ve bir de tabela yaptırarak verilen rakamın, mesela bizdeki şu andaki rakam 276. Eğer bu rakam güncellenmişse güncellenmiş rakamların şehit isimlerini tabelaya asarak onların hatıralarını yaşatmak istiyoruz bu çalışma için. Burada İbrahim Naci Teğmen orijinal bir günlük. Yaklaşık son yıllarda bu Seyit Ahmet Sıla'ya ulaşıyor ve bu orijinal günlük çevriliyor. Yani bu yaşamış olduğu şehit olana kadar. Ve burada Seyit Ahmet Sılay kitaplara bahsediyor. İsmini düşünüyorlar günlüğün. Allah'a ısmarladık. Seyit Teğmen İbrahim Naci'nin şehit olmadan son günlüğündeki orijinalde Allah'a ısmarladık yazıyor. Ve bu ismi buna veriyorlar. Biz de bu olaylardan çok duygulandık. Böyle bir etkinlik. Biz Bahçeşehir Koleji olarak fidan dikim etkinliğine geldik. Çanakkale şehitlerimizi asla unutulmaz hale getiriyoruz burada. İlk defa böyle bir güzel bir fidan dikim etkinliğine katıldım. Çok heyecanlıydım dikerken. Diktim. Böylece Çanakkale şehitlerimizi asla unutulmaz hale getirdik. Böylece de bir fidan dikim etkinliği yaptık. Çünkü Çanakkale şehitleri benim için gerçekten çok önemli. Bunun için 276 tane hepimiz fidan diktik. Ben yaklaşık 5 tane diktim. Ama her arkadaşım tabii ki katkılarını sundu. Gerçekten çok mutlu ve çok heyecanlıyız. İnşallah daha güzel şeyleri de başarabiliriz. Şunu çıkartayım mı? Evet, çıkar onu. Elinle kapat şimdi.
Buna su dök. Biraz aşağıdan dök. Dök. Etrafına biraz toprak atalım.